Evet, aylardan Ocak, mevsimlerden de kış ama ne yağmur var ne de kar. Yıllardır yapılan uyarılar dikkate alınmadı. İklim krizi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bozulan ekolojik denge, hayvanların da neslinde tehlike alarmlarını harekete geçirdi. Ayılar kış uykusuna yatamıyor, kuşlar göç edemiyor. Bir diğer büyük sorunsa ekolojik döngünün büyük bir parçası olan arıların ölümü. Uzmanlar acil önlem alınması için uyarılarını arttırdı. İklim krizi alarm veriyor. Yıllardır yapılan uyarılar sonuç vermedi. Mevsimler kaydı, kış ayları kuraklıkla geçti. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklığı tetiklerken hayvanların da dengesini bozdu. Ağustos sonunda yağan yağmurlardan sonra Aralık'ın 10'una 15'ine kadar herhangi bir yağış kaydedilmedi. Çeşmeler kurudu, göl ve göletlerde neredeyse su kalmadı. Ayılar kış uykusuna yatamıyor. Kuşlar kış mevsiminin gelmemesinden dolayı göç etmiyor. En büyük tehlikelerden biri olan arı popülasyonuysa her geçen gün azalıyor. Son 15 yılda Güney Marmara bölgesi 7 defa kuraklık yaşadı. Güz kuraklığı diyoruz biz buna. Bu sene 8.sini yaşıyoruz. Polenlerin dağılımında önemli rol oynayan arıların nesli tükenmeyle karşı karşıya. Çanakkale'de kayıplar %40'lara ulaştı. Çoğaltmak için oluşturduğumuz yeni koloniler de çok fazla kendini sürdüremedi. Arılar sürekli çevrede bir şeyler aramak için çıkış yaptılar. Ömürleri kısaldı. Kış mevsimine giremeyen arıların önümüzdeki dönemde popülasyonunun daha da düşmesinden endişe ediliyor. Arılar yavruya yatar. Ardından soğuklar gelirse bu defa yavru çürüğü sorunu ortaya çıkacak. Koloni kayıpları daha da şiddetlenecek. Evet, bu yıl Türkiye genelinde kendisini gösteren kuraklıktan etkilenen iller arasında yer alan Sivas'ta. Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı. Meteoroloji verilerine göre gün içinde hava sıcaklığı 12 dereceye kadar yükselirken güneşli havanın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha fazla oldu. Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilenler kentin işlek caddelerini doldurdu. Sokak ve caddelerde baharlık kıyafetlerle dolaşanların çoğunlukta olduğu görüldü. Sıcak havanın etkisiyle yayaların yoğun olduğu kent meydanlarında soğuk su satışı yapıldığı da görüldü. Bu durum şaşkınlıkla karşılandı. Bu aylarda yani havalar sıcak olduğu için ben suya çıktım bugün. Yani normalde yazın satmamız gerekiyor, sıcak aylarda satmamız gerekiyor ama yani şu anda ocağın 21'indeyiz. 21'inde ben su satıyorum. Ben bile şoktayım yani. Tabii ki alıyorlar yani sıcak olduğu için alıp içiyorlar yani. Şu anda bayağı bir su aldım sabahleyin. Çıktım hava biraz iyi dedim. Bayağı bir su sattım yani. Çoğu alıyor yani içiyorlar yani. Ya tabii ki korkutuyor yani ben bu aylarda yani 37-38 yaşındayım şu anda ben. Yani diğer ben yani yaş şeyimde olarak diz boyu kar oluyordu. Bayağı bir kar yağıyordu. Kar, yağmur, soğuk, fırtına oluyordu. Ama şu anda öyle görünmüyor yani. Bizim yani bilmiyoruz sonumuz nasıl. Ben bile şoktayım yani. Gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. Yani ocağın ortasında sıcakta içimiz yandı. Soğuk bir su aldık. Ferahladık yani. İklim değişikliğinin etkisini bu yıl daha fazla hissediyoruz. İleride ne olacak gerçekten çok merak ediyoruz yani. Evet, az önce haberlerimizde de ekranlarınıza yansıttık. İklim krizi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı ve canlılar için bu durum artık büyük risk oluşturuyor. Şimdi bu durumun nedenlerini, bizleri nelerin beklediğini ve yapılması gerekenleri Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbucak'la konuşacağız. Sayın Özbucak, yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar. Merhabalar. Teşekkürler. Evet, şimdi ülke genelinde bir kuraklık halim. Az önce ekranlarınıza da yansıttık. Ayılar kuş uykusuna yatamıyor, kuşlar göç edemiyor. Bizleri neler bekliyor Sayın Özbucak? Şimdi Sivas'taki haberi izlerken ben de pencereden dışarıya baktım. Ordu da oradan farklı değil. Dün 17 dereceydi, bugün 12 derecenin üzerinde. Cumartesi, pazar insanlar artık deniz kıyısı ve dere
kenarlarına piknik yapmaya gidiyor. Öyle bir mevsim yaşıyoruz. Şimdi iklim krizi sözcüğünü uzun yıllardır kullanılıyor. Ancak bunu hem biz ekoloji mücadelesi verenler, hem yörelerde mücadele veren köylüler, ama bunun yanında da bu işten sorumlu olanlar da konuşuyor. Tabii onların yaptıkları yalnızca konuşmak. Şimdi iklim krizi dediğimiz zaman ilk önce aklımıza gelen karbon salınımı. Yani fosil yakıtların kullanılması, kömür, petrol ve doğalgazın kullanılması karbon salınımını artırıyor. Bu nedenle de iklim krizi gündeme geliyor. Buzulların erimesi vesaire. Ancak bu karbon salınımının dışında betonlaşmayı da dikkatten kaçırmamak gerekir. Bırakın şehirleri, işte Karadeniz'de Yeşil Yol adıyla, başka yerlerde başka biçimde dağlar tepeler betonlaştırılmaya başlandı. Yayla turizmi adı altında yine yaylalar betonlaştırıldı. Şimdi burada betonun yanında bir de betonun oluşturduğu yerlerde ormanların kesimi, derelerin kuruması, evet. Yani HES'lerin, JES'lerin, su kaynaklarının kurutulması, ayrıca suyun bilinçsizce kullanılması. Örneğin İstanbul'da işte su sorunu tartışıldığı zaman ilk önce İstanbul gündeme geliyor. İşte sizin de görüntülerde verdiğiniz yerlerdeki görüntü İstanbul'da da var. Evet. Barajlar kuruyor diye. Ama kuzey ormanlarının kesimi, otoyol yapılması, köprü yapılması dönemindeki tartışmalar, bununla birlikte ikinci kanal çalışması, bunların hepsini beraber düşündüğümüzde iklim değişikliğinin nasıl hızlandığını da görebiliyoruz. Ben burada bir özelliği vurgulamak istiyorum. Özellikle kapitalist sistemin kendisi üretiyor bunu. Hem devlet yetkilileri, bakanlıklar, uluslararası şirketler iklim krizini önleme konusunda toplantılar yapıyor. Hı hı. Ama sorunu yaratanlar toplantı yaparak da çözüm önerileri sunuyorlar. Bir kendisi çelişki zaten. Evet. Şimdi Avrupa'da karbon salınımını azaltma anlamda bir çaba var. Sınırı aşmışlar. Ama bu karbon salınımını bizim gibi ülkelere, Afrika'ya, Asya'ya yöneltiyorlar. Evreni bir bütün olarak düşündüğümüz zaman, Avrupa'da karbon salınımı yok da Türkiye'de ve Afrika'da olduğu zaman iklim değişikliği olmayacak mı? Yani bu iklime etkisi olmayacak mı? Avrupa'dan karbon salınımını azaltmak iklim krizini önleme anlamda bir çalışma değildir. Dünyanın, evrenin bir bütün olarak bu işe el atması gerekir. Yine vurgulamak istediğim örneğin karbon salınımını azaltmak anlamında tırnak içinde yenilenebilir enerji denilen alanlara yöneldiler. Hı hı. Tabii onlar da kamu yararı, doğanın korunması anlamda nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Doğayı yok etmesi, suları yok etmesi anlamda. Şimdi Türkiye'nin enerji üretimi, üretim tesislerinin %40'ı enerji üretiyor. Şimdi güneş enerjisi yapıyorlar, rüzgar enerjisi yapıyorlar. Tabii onların nasıl yapıldığını ayrı bir tartışma. Kendilerine göre yenilenebilir enerji üretiyorlar ama termik santralleri kapanmıyor. Yine onlar da çalışıyor. Doğal gaz termik santraller, doğal gaz çevrim santralleri kapatılmıyor. Nükleer, evet, santraller yapılıyor. O zaman yenilenebilir enerji yapıldığı oranda karbon salınımı yapanları da kapatılması gerekir. Ama hiçbiri yapılmıyor. Yani enerji sektörü ticari alana dönüştürüldüğü için karbon salınımını engelleme şansı söz konusu değil. Belki, evet, Almanya'da azaltır, Türkiye'de çoğalır. Türkiye'de azalır, İran'a gider. Yani, hı hı, önemli olan dünya genelinde karbon salınımını azaltmaktır. Su kaynaklarının doğru kullanımını düşünmek, planlamak gerekir. Evet Sayın Özbucak, peki bütün bu sorunların yanında şimdi yapılması gerekenleri tarif ettiniz. Yapılması gerekenler yapılmadığı takdirde, yani bu standartlar devam ettiği sürece bizi neler bekleyecek, nelerle karşılaşacak hem Türkiye hem dünya açısından? Zaten iklim değişikliğini bir bölge olarak değerlendirmemek gerekir. Hı hı. Dünya çapında ele almak gerekir. Konya gözümüzün önünde. Yani susuzluktan dolayı, yeraltı sularının kullanılmasından dolayı yaşananlar ortada. Başka bir yere örnek vermeye gerek yok. Gelecek nasıl olacak? Tarım yok olacak. Su olmadığı zaman yaşam, vücudumuzun egemeni su.
dünyadaki suyu da azalttığımız zaman biz yaşam zaten söz konusu olmayacak. Örneğin hani yeni olacağı için ayın 8'inde toplantımız da olacak, halkı bilgilendirme toplantısı. Ordunun en büyük ırmağı olan Doğu ve Orta Karadeniz'i birbirinden ayıran Melet Irmağı'nda 11 tane HES var. Dere kurudu, ırmak kurudu. Şu anda 16 kilometre boyunca ırmaktaki suyu boruya alacakları yeni bir üçlü HES projesi var. Ayın 8'inde halkı bilgilendirme toplantısı olacak. Oraya gideceğiz. Düşünün, şimdi bu su ırmaktan alınıyor, borunun içine alınıyor, dere yatakları betona boğuluyor. Efendim biz iklim değişikliğini engelleyeceğiz diyor yetkililer. Peki bu projelere nasıl onay veriyorsunuz? Evet. Yani o nedenle bir bütüncül. Biz bu sorundan kurtulmanın yolu, hani ekolojiyi siyasetten ayırmayalım, işte ekoloji ayrı bir konu deniyor ama yaşamın kendisi siyaset. Yani bu bir sistem sorunudur. Para mı, gelecek mi, para mı, sağlık mı, para mı, yaşam mı diye karşılaştırdığımız zaman zaten sistemi sorgulamak zorunda kalıyoruz. O nedenle olaya bütüncül bakmak gerekir. Karadeniz bölgesi, İstanbul diye, İç Anadolu bölgesi diye, Türkiye diye değil, dünyanın bütüncül olarak ele alınması gerekir. Topyekun mücadele verilmediği sürece sistemden kaynaklı bu sıkıntıyı ancak sistemi eleştirerek, sisteme karşı verilecek bir mücadeleyle alt edilebilir diye düşünüyorum. Evet, Sayın Özbucak, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, iklim krizinin Türkiye'yi ve dünyayı nasıl etkileyeceğini Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbucak'la